Arkadaşlar merhaba. Adım Hüsnü. Londra'da siyah taksi şoförüyüm. Londra'yı çok geziyorum. Günde 8 ile 10 saat arası Londra'yı geziyorum. Ben de bir kanal açmaya karar verdim. Size Londra ile ilgili böyle küçük haftada 1 veya 2 böyle küçük videolar paylaşacağım. Bu kanalın videosunun ilk konusu da Londra'da siyah taksi şoförü nasıl olunur? Ben siyah taksi şoförü nasıl oldum? Kaç sene sürdü? Size onu da anlatacağım. Şimdi Londra'da siyah taksi şoförü olmak öyle düşündüğünüz gibi basit bir şey değil. Mesela ben bu motoru 7 sene Londra'nın her caddesine, her sokağına girdim. 7 sene boyunca. Karda, kışta, ayazda. Sonra 7 senenin sonunda geçen sene nihayet lisansımı aldım ve son bir senede de Londra'da siyah taksicilik yapıyorum. Şimdi bunun lisansını almak için dünyanın en zor kurslarından birini geçmen lazım. Ben toplamda 40 sefer 7 sene boyunca, benim 7 sene sürdü bu taksinin lisansını almak için. 7 sene boyunca 40 defa sınava girdim. Sınav sistemleri de şöyle, adam oturur karşısında. İşte adamın karşısında harita var, sen görmüyorsun. Diyor ki, beni işte A noktasından B noktasına götür. Şimdi önce sana iki tane yer soruyor. Onları bilmen lazım. Ondan sonra A noktasından B noktasındaki arasındaki caddelerin hepsini, isimlerini tek tek sayman lazım. Ben mesela ne olduğuça başlarken 2013'te başladım. Biz 10 kişi başladık. 2015'e geldiğimizde 2 kişi kalmıştık. Bir sene sonra sadece ben kalmıştım. Şimdi bu işe başlayanların %95'i hatta hiç unutmam. İlk başladığımızda böyle şeye gitmiştik, tanıtım için böyle tanıtıyorlar işte ne olur nedir, kurs neyle ilgili, ne yapacaksınız. Oraya ilk gittiğimizde ben hatırlıyorum 50-55 kişi vardık. Hoca bize demişti ki, bakın siz şu an burada 55 kişisiniz ama burada sadece 5 kişisiniz. 5 kişi taksici olacak. İşimden memnunum. Yani şu an buradaki bir polisten, bir öğretmenden, bir doktordan aynı parayı bazen de daha fazla kazanıyoruz. Covid'den önce daha fazla kazanıyorduk. Uber'le aramızdaki fark ne? Biz Uber'e göre biraz daha pahalıyız ve bizi genelde böyle yüksek gelirli insanlar tercih ediyor. Bir de Uber'e rağmen mesela sıkı bir denetimden geçiyoruz. Mesela bu arabayı sürmek için ben iki kere sınava girmek zorunda kaldım. Bir tanesi normal ehliyet, bir tanesi de siyah taksi sürebilmen için böyle adam oturuyor arabana. İşte 45 dakika sürüyorsun, bir şey demiyor. En sonunda gelip geçip geçmediğini soruyor. Bir tane hata yaparsan tekrardan birkaç hafta sonra tekrardan ismini yazdırman lazım. 200 pound vermen lazım. Tekrardan girmen lazım. Ben hatırlıyorum sınava girdiğimde ben yaklaşık 40 tane sınava girdim. Sınava her girdiğimde karnımda ağrılar olurdu stresten. Burası Berkeley Square. Genelde cuma günleri buraya çok takılırım. Bir sonraki videoda size kullandığım arabadan bahsedeceğim. Bize yeni bir model çıkarttılar. Bu eski modellere göre bu elektrikli. Daha konforlu, daha pahalı. Size onu anlatacağım. Londra'ya yaklaşık her sene 20 ile 30 milyon arası turist geliyor. Fransızı, Rusu, dünyanın her yerinden. Ama bizim müşterilerimiz genelde Orta Doğu, işte Katar olur, Suudi Arabistan olur. Oradan çok gelirler. Onlar mesela gezmeyi, alışverişi çok severler. Siyah taksileri özellikle mesela biz yazın genelde hep onlara çalışıyoruz.